Sevgili Sinan Vardar, geçen hafta bir anı anlattınız. Evet, o Twitter, evet. Sosyal medya bayağı şey oldu. Trabzon Bandırma maçında. Şimdi sizin de Eyüp anınız varmış derler. Eyüp anısı, evet. Yani Eyüplüleri de çok sevdim. Evet de Ali Bekir, Ali Bekir bunlar. Bunlar silerler bak, anlatalım evet. Şimdi bu bölümü çıkarırlar. Sevgili Ahmet Girgiç ve Mert Girgiç. Nasıl gidiyor Ali Bekir, Ahmet? Sahi yaptılar abi. He? Sahi yapıldı. Şimdi ben Ali Beyköy'lere bir şey söylemek istiyorum. Bak, biliyorsun bu serüvene beraber başladık. Sayın Başkan'la beraber. O sene şampiyon olduk. Vallahi bir mucize yani, biliyor. İlk geldiğimizde ortada takım yoktu. Büyük bir ekonomik kısınız. Şimdi Muammer Saka'ya Ali Beyköy sahip çıksın. O sahanın yarısı gidiyordu. İnan ki Muammer Saka engelliydi. Ben içinde olduğum için biliyorum. Kamp yerlerini yaptırdı. Doğru mu? E tamam. Çıktık, düştü. Talihsiz şekilde. Yine çıkar. Kalıcı sportif başarılar her zaman gelir. Beklersin bir sene gelir. Ama tesisleşme, kulübün ana şeyini muhafaza etme çok, hatta çok güzel projeleri var. Bir 30-40 dönüm bir yer almakla peşinde Ali Beyköy'e. Onun için ben burada Ali Beyköylülere söylüyorum. Muammer Saka'ya ve ekibine sahip çıksınlar. Tamam mı? Sakın yanlış. Dediğim gibi maçta yenilme olur ama esas kalıcı olan bir şeylerin yapılması. Çünkü onun o binayı kurarsan, mesela Soma örneği, oraya biz 5 tane sahalar yaptırdık, stadı büyüttük. Ya bak, 3. ligde ekonomik krizin içinde ama 3. ligde yine şampiyonluğa oynuyor Soma. Çünkü bir altyapı var, bir şey var yani, tesisler var. Kamp yerleri harika. Onun için önce bunu yapmak, onu da iyi yapıyor Muammer. Onun için Ali Beyköylüler Muammer Saka'ya destek olsunlar. Eyüp maçına gelince, şimdi ben bu sene yine işte Beylerbeyi'nin de başkanım. Burası da Beylerbeyi. 40 senedir de burada oturuyorum ben. O sene yine Gündüz abi, Şeniz Bey, ilk defa Türkiye'de AŞ yaptık biz Beylerbeyi'ni. Yani kurumlaştık ya. İlk AŞ'lerden bir Adana, bir Beylerbeyi o zaman. Bir takım kurduk biz. 17-18 yaş grubu. PAF takımı gibi bir takım. Ben de diyorum ki, işte Günay Kayarlar da sportif direktör. Yani tam kurumlaştık. AŞ, ben başkanım ama Günay abi var. Ve o sene biz bir maç, bir mağlubiyetimiz var Maltepe'ye. Ve şampiyon olduk. Son maçtan bir maç evvel de Eyüp'le oynayacağız. Eyüp stadında. Şimdi Eyüp stadı oldu. Onlar da tabii yani bizi yenseler şampiyon olacaklar. Büyükşehir Belediye var o zaman. Sayın Cumhurbaşkanımız Büyükşehir Belediye'nin başında belediye başkanı. 9 tane Refah Belediyesi takımı var. Şampiyonlar Ligi gibi yani, işte Kartalı, Beykoz'u, Maltepe'si, tamam mı? Ereğli. Vefa Karagümrük. Vefa yoktu. Yoktu. Karagümrük amatördeydi ya o zaman. Tabii. Neyse. Ulan geldik işte. Biz beraber kalırsak şampiyon oluyoruz. Eyüp bizi yenerse. Eyüp stadına geldik. Ben de 16 futbolcuyu aldım. Antrenör. Ben bir minibüsle geldik kapıya. 2000 kişi falan var. Orada bizi duman ettiler. Benim hatta bak parmağım 3 yerden kırıldı. Habire vermidon veriyorlar bana. 6-7 tane içtim. Ağrı. Dedim ki bak tamam, siz bizi parçalıyorsunuz ama biz buradan dönersek hükmen mağlup olursunlar. Ya bırakın dediler, zaten yeneceğiz bunu. Girdik içeri. Girdik ama kapıları, demir kapıları kırmak istiyorlar soyunma odasını. Biz de orada kürekler var. Ellerimizi aldık. Yani 16 futbolcu, bir ben, bir antrenör. Bir de 16 futbolcu. Suat Mamat da Allah rahmet eylesin sağ müşahit. Geldi Suat, ya başkan dedi, ya vallahi oynamayın bu maçı dedi, böyle bir maç olmaz. 10.000 kişi falan var ha. Bizim seyirciyi de almıyorlar. 15 otobüs falan buradan seyirci gel. Eyüp hudutlarında tutmuşlar. Sonra emniyet müdürünü çağırdım, dedim ya böyle bir maç olur mu ya, sen bizim seyirciyi niye aldın falan. Neyse onu da bağladık işi. Seyirci bizim girdi ama kale arkasındaki çimlere. Stat olduğu gibi Eyüp. Yukarıda uçaklar uçuyor. Ülker Sponsor.
Eyüp şampiyon. Uçaklar uçuyor ya. Böyle küçük uçaklar tutmuşlar. Ya yani böyle bir atmosfer. Hiç ısınmadan bizim takım çıktı. 20. dakikada golü yedik. Isınma yoktu. Eyüp golü attı. Bizim de İlker diye bir futbolcu. Ben onu rahmetli Erdoğan vardı ya, Fenerbahçe'nin sol beki. Evet, o zaman da burada milli takımda o bana ta. İlker diye bir futbolcu. Müthiş. O gün de santfor oynatıyor. Kenan, hatta kızdım Kenan'a. Dedim ya Kenan, bize beraberlik yeter dedim. İlker de stoper oynuyor 8 maç. Yok başkanım dedi ya, biz gol atamazsak yenileceğiz dedi. Bana müsaade et. Ben bak yemin ediyorum hiç karışmadım. Parayı ben veriyorum, başkan benim. Peki Kenan dedim. İlker abi daha 40. dakika abi, İlker 35 metre var abi. Bir vurdu çatala, 1-1 bitti devre. Ama soyunma odasına girmemiz mümkün değil abi. Tekme tokat, biz seyircinin yanına götürdük takımı. Ben de oradayım ya. Kale arkasında seyir yani. Şeye girmek yok. Soyunma odaları. İkinci devre başladı. Yine 35-40 metre var. İlker bir tane daha vurdu öbür köşeye. 2-1. Son dakika hakem Can abiyle bir penaltı verdi. Maç 2-2 verdi. Şampiyon olduk biz. Çıktı vallahi. Peki çıkabilir miyiz? Nedense. Yok, maçtan sonra artık onlar da kabullendi tabii. Maç bitmiş. Öyle bir şey olmadı ama Eyüp şeyi hep devam etti tabii. Eyüp Belavi'nin soğukluğu yıllarca devam etti. Ama yani çok müthiş bir maçtı. Hatta o maçı Selahattin Bey vardı ya, Sabah'ın yazarı. Selahattin Duman. İki gün tam sayfa ya. Onu bulalım ya şu Sabah'ın arşivinden. İki gün tam sayfa yazdı. Ya bir takım var dedi. Tabi Belavi o zaman ya şeyiz yani, gariban değiliz de yani, yani ne bileyim belki 30 maçı aynı formuya da çıkıyoruz. Yani imkanlarımız kısıtlı. Bir tek ben götürüyorum ya kulübü. Onun için onu çok güzel yazmıştı yani. Ya dedi Belavi dedi soyunma odasına bile giremedi dedi bilmem. Böyle çok güzel, biraz da ecisre yani. Etti. Yani çok güzel yazmıştı o maçı. Yani öyle bir şampiyonluk yaşattık Belavi'ne. İşte bir zamanlar futbol öyleydi. Ya. Ama güzel taraflar da var. Tabi unutulmaz tabi ya. Kaç sene oldu ya? Hemen hemen 25 sene, belki de 27-28 sene var. Değil mi? Güzeldi. Sonra da ikincilik çıktı. İlk maçımız Göztepe. İzmir'de Göztepe'ye 3 tane attık. Bu aynı kadro. 18 kişi. Ve o sene Beylerbeyi'nden Erce 17 futbolcu sattı. 17 futbolcu. Burası var ya şey gibi oldu. Bütün Samet geliyor Ankara Gücü'ne 3 tane. Göztepe'ye 3 tane. Van Spor'a 2 tane. Birincilikte Ankara Gücü'ne. Oraya buraya 17 futbolcu kapış kapış ya. Geliyorlar ya Selam Bey, iyi bir sağ bek var mı filan kuracağız. Hiç unutmam. Ve o parayla o stadı bitirdik. Beylerbeyi stadı yani. Yani orada çok büyük desteğimiz oldu. Neyse böyle bir anıydı yani. Güzeldi. Çok güzel anlaymış. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, çok teşekkür ederim. Ahmet, size de teşekkür ederim kardeşim. Bir günde Ali Beyköy'de çekelim. Olur mu? Evet. Sağ bitsin. Tulum maçtan çekelim. Sağ bitsin çekelim. Olur mu? Sağ bitsin, orada çekelim. Haftaya bitsin. Haftaya. Evet.